Attığın her bir okla tek tek düşmanlarını yok et Karn. Ancak bunu yaparsan huzur içinde ölebilirim. Gözümün arkada kalmasını istemiyorum. Tamam anne. Okum sayesinde bu isteğini yerine getireceğim. Bundan kesinlikle eminim Karn. Sen hayatıma girdiğinden beri mutluluk benim için sadece bir hayal oldu. Eğer mutlu olmamı istiyorsan beni öldürmek zorundasın. Bunu sadece okunla başarabilirsin. Eline yayı al, okunu yerleştir, yayını çek ve buraya sapla. Bunu yapabilirsin. Tam buraya. Sapla. Kalbime sapla. Radha. Hadi. Yap şunu Karn. Sana emrediyorum. Hemen öldür beni. Senin yüzünden öleceğim demiştim. Hadi şimdi bu görevini yerine getir. Hayır anne. Ölümünün sebebi ben olamam. Sen zaten benim ölüm sebebimsin. Sen her şeyin sebebisin. En büyük kederimsin. Çektiğim acının sebebisin. Sen doğar doğmaz baban kraliyet arabacısıyken birdenbire sıradan bir arabacı oldu Karn. Hadi şimdi okunla beni tam kalbimden vur. Hatta kardeşini, babanı da aynı şekilde öldürebilirsin. Hayır anne. Olmaz anne. Seni neden öldürmek isteyeyim ki? Çünkü beni öldürmek için evime geldin. Ateş kütüğü bile zamanla yakıp küle çevirirmiş Karn. Aynı şekilde benim de ailemi yavaş yavaş yok ediyorsun. Bizi kurban ettin. Senin bu güçlerin, senin okçuluğun sadece benim hayatımı elimden almak için. Hayır, hayır anne. Anne. Anne, bir daha bana anne deme. Sen bir canavarsın. Ben asla bir canavarın annesi olamam. Radha, sen ne dediğinin farkında mısın? Anneme bağırma baba. Ben senin oğlunum. Anne. Oğlum bir arabacı olabilir. Ama bir okçu asla. Sen güçlü bir çocuksun. Ve harika bir okçusun. Senden rica ediyorum. Sadece beni öldür. Sadece beni. Eminim Karn. Senin harika bir annen olmalı. Ben senin annen olmayı da hiç hak etmiyorum. Sadece beni öldür. Sana yalvarıyorum. Anne. Tamam, bir daha ok kullanmayacağım. İnan, bir daha yaya elimi bile sürmeyeceğim. Karn! Yalvarırım, beni affet anne. Lütfen beni affet. Bana anne deme demiştim. Bana anne demeye hiç hakkın yok. Sen benim oğlum değilsin. Ben de senin annen değilim. Hayır anne. Ben artık gözlerinin önünden ayrılmayacağım. Benden ne istersen yapacağım. Ama lütfen
Sana anne dememe izin ver. Çünkü biliyorum ki sen olmadan asla yaşayamam. Sen olmadan yaşayamam anne. Madem bana anne demeyi bu kadar çok istiyorsun, o zaman baltayı al ve onunla yayını parçala. Ya da benim kafamı kes Karn. Şimdi bir karar vermelisin. Artık o yaydan kurtuldum. Onu kırdım anne. Sensiz yaşayamam. Artık sen ne dersen o olacak. Affet anne. Sana anne dememe izin ver. Amcanın arabaya oturmasına yardım et. Onu yakınlardaki bir köyde doktora götürmemiz gerekiyor. Hadi gidelim abi.
komşu köye varmamıza az kaldı. Orada tedavi göreceksin ve ağrıların azalacak. Benim acılarım asla dinmeyecek Adirahat'ta. Karnın yüzünü ne zaman görsem bu acı ve elimin kesildiği aklıma gelecek. Madem çok nazikti, en azından sadece elimi kesti. Ama maalesef sen ve karın hem güçlü hem de çok yetenekli bir çocuğun elini kestiniz. Abi, Karl bir arabacının oğlu. Ok kullandığı sürece hayatında her şey mahvolacak. Bu yüzden o yayı kırması çok iyi oldu. Sen bir örümceksin. Bir arabacı olarak korkak bir şekilde kendi ağının içinde yaşayacaksın. Her zaman örümcekler gibi. Kendi ağının içine saklanan bir korkak oldun. Çünkü kendi özgürlüğünü kazanmak ve insan sınıfına katılmak için asla cesaret göstermedi, tamam mı? Bunu sadece kan yaptı. Ancak o araba sürücülerini özgürlüklerine kavuşturabilir, bize saygı duyabilirdi. Ama sen onun defterine sadece karanlığı yazıp geleceğini elinden aldın. Ona yaptığın büyük haksızlığın farkında değilsin Adirahat'ta, farkında değilsin. Tanrı onu sence neden sadece bizim gibi sıradan bir aileye gönderdi, hiç düşündün mü Adirahat'ta? Bunu asla anlamayacaksın. Tanrı'nın onu bize göndermesinin sebebi korkudan gözlerini açamayanlara ışık olmasıydı. Ve güneşi her zaman görmelerini sağlamaktı. Neler oluyor böyle? Onu tedavi mi ettireceksin Adirahat'a? Evet efendim. Buradan gitmemiz herkes için çok iyi olacak. Burada kalıp bütün köyün yüz karısı olarak yaşayamayız, öyle değil mi? Bu çok iyi bir fikir. Ama köyümüzden ayrılmak için benim onayıma ihtiyacım olduğunu hiç düşünmedin mi Adirahat'a? Yazılı iznimi alman gerekiyor. O olmadan hiçbir yere gidemezsin. Yerinden bile kıpırdayamazsın. Evet, çok haklısınız efendim. Bu benim hatamdı. O zaman benden izin yazısı iste. Bakın efendim, bizim artık bu köyde kalmaya hakkımız yok. Buradan ayrılmak için bize sizin onayınız gerekiyor. Onay verirseniz çok sevinirim. Elbette. Madem ki benden izin istiyorsun, o zaman gitmene izin veriyorum. Tek başına mı gideceksin?
Lütfen benim de ailemle gitmeme izin verin. Onlar benim ailem. Onlardan ayrılamam. Elbette. Bu köyden değilim. Burada misafirim. Bu yüzden izin almama da gerek yok. Senin buradan gitmeni ben istedim. Bundan sonra seni bu köyde görmek istemiyorum. Çocuklar! Gitmek için benden izin istemeyecek misiniz? Lütfen gitmeme izin verir misiniz? Tabii ki. Peki ya sen Karn? Benim için dua etmeni istiyorum. Hemen ayaklarıma dokun. Söylesene, hala yayınla gurur duyuyor musun? Başını büyük derde soktun. Sen ne dersin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.